Değerli arkadaşlar, 11. sınıf konularından elektrik alan ve elektrik potansiyel konularını şu ana kadar gördük. Bu ikisini birleştiren birkaç soru çözmek istiyorum. Bu alanda da iki ders yapacağım. Birincisini sorularla süsleyelim istiyoruz. Hemen önümüzde güzel bir sorumuz var arkadaşlar. Bakalım nasıl bir çözüm yapacağız. Doğrusal yörüngede L'deki elektrik alan sıfır diye tanımlanmış arkadaşlar. L'deki elektrik alanının sıfır olması durumunda KVL'deki elektrik potansiyelin oranı nedir? Bu durumda arkadaşlar tabii elektrik alanla ilgili işlem yapıldığı için hemen L noktasına artı 1'i yazıyorum. EL'nin sıfır olduğunu belirtiyorum. Orada söylemiş bize. Ve elektrik alanla ilgili formülümüzü hemen hatırlıyoruz. K çarpı Q bölü D kare. Matematik modellememizi yaptık. Buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla buradan arkadaşlar şunu yapalım bir de. Şunu değerlendirebiliyorsunuz. L'deki elektrik alanın sıfır olması demek arkadaşlar, bir nolu yükün L'deki elektrik alan şiddeti ile iki nolu yükün L'deki elektrik alan şiddeti eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. Yani biri itiyorsa diğeri mutlaka çekmek zorundadır arkadaşlar. Bunu ifade edebiliyoruz. Ancak hangisini itip hangisini çektiğini bilmiyoruz. O zaman şöyle düşünüyorum. Değerlendirme yaparken arkadaşlar, eğer Q2 artı ise Q1 ne olur? Eksi olur diyebilirsiniz rahatlıkla. Şartlı koyuyorum dikkat ederseniz. Hangisinin garanti, hangi şartı sahip olduğunu bilmiyorum. O yüzden de vektörlere isimlendirme yapmadım. Dikkatinizi çeksin istiyorum. Buradan arkadaşlar mesafeleri de dikkate alıyorsunuz. Bakın Q1'in mesafesi. Q1'in mesafesi arkadaşlar D1 ne kadar? 3D kadar. Q2'nin mesafesi yani D2 ne kadar? D kadar görülüyor. Buradan değerli arkadaşlar formülü yukarıda kullanıyorum. Artık formüllerin uzun uzun yazılışlarını istemiyoruz sizden. Ve dolayısıyla ben Q1 ve Q2 yüklerini hemen orantıdan kendim bulmak istiyorum. Q2'yi artı kabul ettiğimi düşündüğün zaman Q2'ye o zaman ben D kadar uzakta ise arkadaşlar artı Q dersem diyorum. Q1 ne olur o zaman arkadaşlar? Eksi 9Q olur diyoruz. Tabii tersi de olabilirdi ama oran sorulduğu için sorun çıkartmayacaktır bize. Şimdi elektrik alanı ile verilen bilgiyi kullanmış oldum. Şimdi amacımız arkadaşlar sonlandırmak olacak. Potansiyel yönünü çözmek daha kolay. Neden? Çünkü vektörel bir işlem yapmayacağız. Artı eksi K çarpı Q bölü D matematik modellemesini yazdık. Hemen arkadaşlar işimizi kolay halledeceğiz. VK VL alt alta yazalım. Şöyle düşünmek istiyorum arkadaşlar. Potansiyelde K'ya parmağımızı yerleştirdik. Bir yükünden dolayı oluşan potansiyel ne kadardır dersem, yükün değerini eksi 9 olarak düşündük. Oransallıktan bulduk. Eksi 9 bölü 1'den eksi 9. İkinci yükün işaretini artı, dolayısıyla artı 1 artı Q bölü 1 D olduğu için artı 1 oluyor. Hemen L noktasına parmağımı yerleştiriyorum. Q1 yüküne uzaklık 3D kadar. Dolayısıyla eksi 9 bölü 3'ten eksi 3. Q2 yüküne uzaklığı D kadar o zaman artı 1 bölü 1'den 1 geldi. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 8'e eksi 2 değerleri kaldı elimizde. Sonuç o zaman arkadaşlar artı 4. Gayet güzel bir çalışma olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuza yöneliyoruz arkadaşlar. Burada da nefis bir sorumuz varmış. Bakalım nasıl bir nefis soru bu. Değerli arkadaşlar, bu sefer de bakın bilim kararlı sistemde O'daki elektriksel potansiyelin sıfır olduğunu söylüyor. O zaman hemen birim kareli sistem elektriksel potansiyel formülünü yazalım. Artı eksi K çarpı Q bölü D olarak yazıyorum. Potansiyelin sıfır olması arkadaşlar, oradaki elektriksel potansiyelin sıfır olması V1 artı V2'nin sıfır olduğunu gösteriyor bana. Bu durumda arkadaşlar o zaman 1 artı ise diğeri eksi yüklü olmak zorunda. Uzaklıklar için bakın Q1'in O'ya uzaklığı D1 ne kadar olsun o zaman 2 birim 2D kadar kabul edersek. D2 ne olur o zaman arkadaşlar? D kadar olur. Tabii buradan şunu söylemek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Renkte seçimi yapalım isterseniz. Şimdi yukarıdaki formüle de bakarak şunu söyleme hakkım oluşuyor benim. Q1
ve Q2 için arkadaşlar şartlandırma yapıyorum. Bakın değerlendirme yaparken 2 birim uzakta potansiyelin 0, 1 artı 1 eksi olmak zorunda. O zaman D kadar uzakta olan Q2'nin yükünü ben artı Q kabul ediyorsam, artı Q ise o zaman Q1'in yükü ne olacak arkadaşlar? Eksi 2Q olur. Tabi buradan hemen aklımıza şu da geliyor arkadaşlar. Bunu yakaladık. İyi güzel. Peki ikinci bir seçenek olabilir mi? Evet. Q1 arkadaşlar. Yine Q2 diye yazıyorum. Q1'in arkadaşlar eksi Q olduğu durumda da diğeri artı 2Q olur. Deminkinde bir önceki soruda buna niye önem vermedik? Çünkü orada oran soruluyordu. Burada arkadaşlar vektörlerin yönleri, olası yönleri sorulduğu için iki ihtimali de düşünmek zorunda kalıyorum. Evet, elektriksel potansiyel ilgili analizlerimizi yaptık. Şimdi gelelim arkadaşlar işi bir başka boyuta taşımaya. Yani elektriksel alana dönüyoruz. Elektriksel alanla ilgili hesaplara geçtiğimiz zaman arkadaşlar elektrik alanın formülü neydi? K çarpı Q bölü D kareydi. Burada formüle işareti yazmıyoruz ama şekil üzerinde işarete önem vereceğiz arkadaşlar. Bu durumda hemen O noktasına bir artı bir işaretini yazalım. Artı bir değerini yazalım. Birim yükümüzü yazalım. Buna göre vektörleri oluşturacağız arkadaşlar. O zaman da şöyle düşünüyorum. Elektriksel alanı yazarken arkadaşlar bakın E1 için o zaman ne diyorum bakın. K çarpı 2Q bölü mesafesi ne kadar arkadaşlar? 2D'nin karesi kadar. E2'ye bakıyorum arkadaşlar. K çarpı Q bölü D kare kadar diyoruz. Dolayısıyla buradan şöyle bir kanaat oluşuyor bizde. Matematiksel dönüşüm yaparsak bunu E kabul edersem E2 ne olur arkadaşlar? 2E kadar olur. Bu bize matematiksel olarak bir oransallık sağladı, bir avantaj da sağlayacak. Hemen arkadaşlar yerine koyarak düzenleme yapmak istiyorum. Bakın mesela ilk seçeneğimize bakalım arkadaşlar. İlk seçeneğimizde O noktasını şöyle yerleştiriyorum. Ve diyorum ki bir nolu yükü eksi kabul edersem, eksi aldığımı düşündüğüm zaman oluşan elektriksel alan sola doğru ne kadar? E kadarken 2 nolun oluşturduğu itme şeklinde olur. Yukarı doğru 2E kadar. O zaman buna göre arkadaşlar panodan bakıyoruz. Hangisi olabiliyor? Y seçeneği oluyor. Doğru mu? Diğerini de yeşil renkli çözmüşüz. Hemen ona bakalım arkadaşlar. Eğer yine O noktasını alıyorum. O noktasını ve şunu sorguluyorum arkadaşlar. Bu sefer de değerlendirme yaparken bakın 1'i artı kabul ettiğimiz zaman o zaman bu tarafa E kadar bir vektörle iteceğini gösteriyoruz. O zaman diğeri de çekme şeklinde olacak. Aradaki açı 90 derece ama 2E kadar. Bunlara baktığımız zaman da arkadaşlar hangisi oluyor? Bu sefer de L oluyor. Yani cevabımızı biz arkadaşlar olabilir diyor. İki seçenek var. Y veya L diyoruz. Evet, bunu da güzel bir soru olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. Evet, daha güzel soru var mı acaba diye merak ediyorum. Oh, mükemmel bir soru. Evet, bu soruyu da özellikle arkadaşlar çözmek istiyorum. Genelde yazılılarda iyi öğrencilere sorduğum güzel sorulardan birisi arkadaşlar bu. Çalışan öğrencilere böyle bir soru yöneltiyoruz. Hevesli öğrencilere. Genelde güzel de cevaplar aldığımı düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, özdeş iletken iki küre yalıtkan eşit boylu iplerle tavana O noktasından asılı halde düşeyde dengedeyken O'daki elektrik alan E, elektriksel potansiyel V ile ip gerilimleri T, yükler arası elektriksel kuvvet F olarak tanımlanıyor. Küreler birbirine dokundurulup, dikkat edin, küreler birbirine dokundurulup yeniden denge sağlandığı dik duruma göre nicelikler nasıl değişmiş olur diyor bize. Arkadaşlar kürelerin özdeş olduğuna dikkat ediyorsunuz. İpler yalıtkan. İplerin boylarının eşit olduğuna dikkat ediyorsunuz. Burada önce düzeneği bir kuralım arkadaşlar. Çünkü ilk hareketi kim yapacak? Yüklerin değişimi elektriksel kuvvete müdahaledir arkadaşlar. O yüzden de elektriksel kuvveti göstererek işe başlıyorum.
Elektriksel kuvvet arkadaşlar başlangıçta F kadar olsun. Yukarıda tanımlamış zaten bizim için. Yine cisimlerin ağırlıklarını arkadaşlar özdeş olduklarına göre MG olarak alıyorum ağırlıklarımızı. Gösteriyorum mutlaka. Yükler arasındaki mesafeyi de arkadaşlar D alalım başlangıçta ki işimizi kolaylaştırsın. İp kelimesi bu T ise eşit boyda ipler şartlar aynı olduğu için iki taraftaki ip kelimesi de aynı olur arkadaşlar. Bunu da bir kenarda yine tutalım arkadaşlar. İsabetli olur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar şimdi elektriksel kuvvet kısmına bakalım. Elektriksel kuvvet F eşittir neye? K çarpı Q çarpı Q 3Q bölü D kare oldu. Doğru mu? Doğru. Şimdi değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. İkinci durumda küreleri birbirine dokundurduk. Yarı çaplarla orantılı pay edecekler. 9. sınıfın sonundan hatırlayın konumuzu. Tekrar yapan arkadaşlar zaten hatırlayacaklardır. Özdeş oldukları için yarı çapları eşittir. Toplam yükü ne yaparlar? Eşit bölüşürler arkadaşlar. Toplam yükü eşit bölüşürlerse hemen rengimizi değiştirelim. Yeni durumda arkadaşlar yüklerimiz artı 2Q'ya artı 2Q olacak. Bu durumda elektriksel kuvvetimiz de arkadaşlar F üssü eşittir. K çarpı 2Q çarpı 2Q bölü ama D üssünün karesi arkadaşlar. Dikkat edin. Yani D'nin son hali. Burada şunu anlıyorsunuz. Şimdi biz eğer arkadaşlar ağırlıklar kütleler değişmiyor. Eğer yükleri yeniden dağıttığımızda 2 çarpı 2'den 4 geliyor. Aynı mesafede kalırlarsa elektriksel kuvvetin değeri daha büyük oluyor. Dolayısıyla yüklerde hareket kabiliyeti olduğu için kuvvet artarsa cisimler arasındaki mesafe artar. Mesafenin artması şunu gösterecek o zaman D üssünün D'den daha büyük olması gerektiğini gösterir. Yani alfanın son hali diyelim ki beta olsaydı beta açısı da alfadan daha büyük olur diyebilirsiniz rahatlıkla. Tabi burada hemen öğrencinin aklına şu geliyor. Hocam kuvvet nasıl değişir? Şimdi onu analiz edelim. Kuvvetin artması gerektiğini söylediniz ama mesafe de arttı. Kuvvetin formüllerinin de küçülmesi lazım o zaman. Ama arkadaşlar burada denge üzerinden gitmeniz gerekiyor. Mesafenin artması için kuvvetin büyük olması lazım. Kuvvet arttı. Ha şunu yakalayacaksınız. Şunu söyleme hakkınız oluşur burada. Onu söyleyelim size bakın. Eğer D üssü D kadar kalsa idi, o zaman ne olurdu arkadaşlar? Kuvvetin değeri sayılara dikkat edin. F üssü değeri arkadaşlar bu sefer 4F bölü 3 olmalıydı. Ama mesafe arttığı için 4F bölü 3 olamayacak. Ondan biraz küçük olacak. Ama mutlaka F'den büyük olacak arkadaşlar. Dolayısıyla elektriksel kuvvetin değerinin arttığı kararına ulaşmış oluyoruz. Bu güzel bir sonuç. Hemen arkadaşlar devam edelim. Buradan ayırıyorum. Bir diğer olay arkadaşlar ilk bölümümüzü tamamlamış olduk. İkinci seçenekte arkadaşlar ip gerilmesini çözmek en kolayı. Neden? F'i bulduktan sonra zaten kolay diyoruz ona. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Yüklerden bir tanesini alıyorum. Cismin ağırlığı aşağı doğru mg'ye kadar. Ona etkileyen elektriksel kuvvet F kadardı. Aradaki açı 90 derece. İp gerilmesi T. Şimdi takdir edersiniz ki arkadaşlar değişmeyenleri yani sabit kalanlara dikkat edelim. Cismin ağırlığı değişmedi. Doğru. Elektriksel kuvvetin son hali arttı. Aradaki açı 90. 1'e düşe 1 yatay kaldığı için T mecburen ne yapar arkadaşlarım? Artar. Bunun için de zorluk çekmeyeceğimizi düşünüyoruz. Gayet güzel. Bir başka kolay halledeceğimiz durumda arkadaşlar elektriksel potansiyeldir. Bakın şimdi. Niye elektriksel potansiyeli kolay halledeceğiz? Çünkü potansiyel skalerdir arkadaşlar. İpin boyunu L olarak düşündüğümüzü kabul edersek O'daki ilk potansiyel ne kadardır arkadaşlar? K çarpı, üçgen işareti aynı cins artı K çarpı Q bölü L kadar. İkinci yükten ne gelir? K çarpı 3Q bölü yine L kadar diye yazabiliyorsunuz. Peki son durumda arkadaşlar VO üssü ne olur? K çarpı 2Q bölü L. İplerin boyları eşit olduğu için tabii bunu yazabildik. K çarpı yine 2Q bölü yine L. Dikkat edersiniz arkadaşlar potansiyel ne yapmadı?
ve o odaki potansiyel değişmedi arkadaşlar. Çok mantıklı ve makul bir açıklama diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, burayı hallettikten sonra son hamleye geldik. En problemli olan bölüm aslında, dikkat etmemiz gereken bölüm. Tabii matematiksel, geometriksel hassasiyetlerimizi dikkate alacağız, mecburuz buna. Değerli arkadaşlar, orada da şöyle yapmak istiyorum. Elektriksel alan formülümüz neydi? K çarpı Q bölü ipin boyunu kullanacağız. O zaman L kare diyelim burada. Yani kafa karışıklığı olmasın diye özellikle böyle tavsiye ediyorum. Bu durumda arkadaşlar şöyle düşünelim. O'daki ilk elektriksel alan şiddet hesaplamasını yaparken bakın. Neyi görüyoruz arkadaşlar? İlk durumda Q yükünden dolayı oluşan elektriksel alanı E kabul etsen 3Q'dan dolayı da arkadaşlar ne olur? 3E olur diyorum. Aradaki açı doğal olarak alfadır. İlk durumdaki elektrik alanı böyle gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle değerlendirelim bakın. Yeni durumda O noktasını kaydediyorum. Dikkat ederseniz yükler 2Q 2Q oldu. Dolayısıyla elektrik alanlar da 2E, bu da 2E olur. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar aradaki açı ama beta kadar oldu. Farkındasınız. Ve en başında ne söylemiştik? Beta'nın alfadan daha büyük olduğunu belirtmiştik. O zaman O'daki elektrik alan şiddeti nasıl değişir acaba? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey seslendirmek istiyorum sizin için. Beta alfadan büyük, doğru. Ben şöyle matematiksel kabiliyetlerimi kullanmak istiyorum. Alfanın 90 derece olduğunu kabul etseydim, E 3E'de ne yapar? Kök 10 yapar idi. Beta da 90 olsaydı kök 8 yapardı. Beta hem 90'dan büyük hem de 90 olduğunda bile bundan küçük oluyorsa, o zaman elektrik alan kesinlikle azalmıştır arkadaşlar. Evet. Soru çok güzel. Çözümü de idare eder diyoruz arkadaşlar. Hepinize bu anlamda başarılar diliyorum. Son bir sorum daha olacak arkadaşlar sizin için. Onu da hızlıca göstereyim ve bu bölümü tamamlamış olalım arkadaşlar. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, bakın. Sabırla bekleyenlerin sorusu demişiz. Aferin, tebrikler, hak ettiniz diye de not düşmüşüz. Bu soruyu hak edenler için söyleyelim. Çözümünü hemen yapıyorum arkadaşlar. Siz incelemeyi devam ettirirsiniz. Elektrik alan kesitleri verilen sistemlerde A'dan B'ye, X'ten Y'ye ve K'dan N'ye giderken elektrik alan ve elektriksel potansiyel nasıl değişir? Değerli arkadaşlar, elektriksel alan sevgili arkadaşlar, alan çizgilerinin sıklığına bağlıydı. Daha önce kullanmıştık bunu. Dolayısıyla A'dan B'ye giderken elektrik alan çizgileri birinci de ne yapıyor? Sıklıkları değişmediği için sabit. İkinci de X'ten Y'ye giderken elektrik alan çizgileri sıklaşıyor. O zaman elektrik alan artıyor. Üçüncü de ise alan çizgileri seyrekleştiği için elektrik alan azalır diyoruz. Ancak potansiyel için bir şey söylemiştik. Onu da unutmadınız, kaçırmadınız diye düşünüyorum. Elektrik alanına kıyaslama yaptığınız zaman elektrik alan her zaman yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğrudur. Yani elektrik alan sanki artıdan eksiğiymiş gibi her zaman düşünürseniz işinizi kolaylaştırır. Yani YP AP. YP AP. Yine YP AP diye aldığınız zaman alan çizgilerin sıklığı seyrekliğine bakmıyoruz arkadaşlar. Artıdan eksiğe gidiyor gibi baktığınız zaman hepsinde elektriksel potansiyelin azaldığını görebiliyorsunuz. Kafası karışan, ben anlamadım diyen olursa mutlaka öğretmenine sorabilir arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin.